Sevgili deniz dostları, kaptanlarım, tekrardan merhabalar. Bugün biliyorsunuz fırtınada benim canımı en çok yakan şey bu ırgatın motor olmadan çalışmamasıydı ve kavalatanın sıkışmasıydı. Bugün ırgatın bu problemini çözmeye çalışacağım. Irgatın bakımını yapacağım. Bunun için birkaç video izledim, hem de manuelini okudum. Teknemize bakım yapıyoruz. İşte birçok yeni başlayan denizci dostlarımız da var. Onun için Telegram'dan bir tane grup kurdum. Böyle orada fikir paylaşıyoruz. İsterseniz siz de katılmak isterseniz videonun altına bunun linkini bırakırım. Aynı zamanda Instagram'da da yine profilde bunun linkini bulabilirsiniz, The Kayık hesabında. Video zaten çok uzun sürecek. Bakımın her aşamasını çekmeye çalışacağım. O yüzden isterseniz gelin başlayalım. Evet, gidelim bakalım. Bincimizin başına. Daha dün temizledim tekneyi. Kuşlar yine halletmiş her tarafı. Bir havacı olarak tabi. Kuşlar canımız. Şimdi bincimiz. Kameramı sabitleyeceğim. Ekipmanlar. Tabii ki de manuel. Marine uyumlu. Bir tane Gres yağı. Alyans eti. Ve bir tane vinç kolu, o da aşağıda. Şimdi yapacağımız şeyi göstereyim. Buradan manuelden. Benimki drum version. Yani söylediği drum dediği şu. Buradan da halat çekebiliyorsunuz. Use the handle to loosen the bush. Bush dediği şurası. Handle dediği de bizim vinçlerde kullandığımız vinç kolları. Onunla bunu gevşetiyoruz. Pull off the drum. Yani şu drum'ı çıkartıyoruz. And the top clutch con. Bunun altında hemen bir tane clutch con dediği clutch bölümü, şu clutch con oluyor. 4 numara top clutch con. Bir de bundan altında var. Şu ikisine gres yağı süreceğiz. Temizledikten sonra içine kadar zamanlar açılıyor, açılmıyor bilmiyorum. Muhtemelen bunu hiç açmamışlardır diye düşünüyorum. Hiç bakım görmemiştir diye. Loosen the fixing screws of the rope chain stripper and remove it. Şurada bunun kilidi var. Clutch konum açabilirsem. Evet. Şunları gevşeteceğiz. Ki şuradaki bu cipsi diyorlar, şu altındaki sisteme. Bu cipsi denilen sistemi sökebilmek için de buradaki kilidini, onu alacağız. Ben aslında sıkıntıyı buldum. Benim kavaletamın neden çalışmadığı ile ilgili. Şuradaki barbotin lock lever dediği 27 numaralı madde. Yani şurada göstereyim. Şuradaki ufacık bir tane mandal var. Ve bu zinciri kilitliyor. Manuel zinciri salabilmek için. Ben de onu kırmışlar. Şurada. Burada olması gerekiyor ki zincir buradan çekildiği zaman bunu salsın. Bundan kontrolü bıraksın diye. Onu nasıl kontrol edebilirim, ona bakacağım. Bir tane arkadaşım var, 3D parçalar üretiyor. Olmazsa aynısını üretip buraya takacağım. Bakalım. Evet, bunları yaptıktan sonra clean all the parts removed to avoid corrosion and grease the shaft thread. Shaft thread dediği, yani shaftını grease ediyoruz. Clutch conrest. Bunları Marine uyumlu bir tane gres yağıyla diyor, yağlayın diyor. Oksitleri temizleyin vesaire vesaire. İlk önce buradaki bu buşu açıyoruz. Gördüğünüz gibi burası zaten felaket durumda. Kirpas her tarafı. İçi de aynı şekilde. Onu da göstereyim. Şöyle. Buraları hep temizleyeceğim. Bundan sonra bunu almak zaten çok basit. Direkt çekiyorum, alıyorum. Burada yine gres yağları var. Temizlenecek komple. Bu söylediği top clutch con dediği bölüm burası. Bunu çıkartacağım. Temizlemek içinde bir tane diş fırçası vardı içeride. Onu getireyim. Bir de tornavida malzemelere, bunları da ekleyeceğiz. Bir tane WD-40 aldım. Diş fırçası, tornavida, alyan takımı, gres yağı. Şimdilik malzemelerimiz bunlar. Bunları tek tek söküp ondan sonra temizleyip yağlayacağım. Şimdi uygun bir tane alyan arıyorum.
5 numara işimi görecek gibi düşünüyorum. Evet. Senelerdir bakımı yapılmadığı için epey bir sertleşmiş. Bu işlemden önce hemen zinciri de şurayı çıkartmadan önce zinciri çıkartıyorum. Zinciri çıkartamıyorum çünkü birazcık boşlamam lazım. Hemen onu halledeyim. Evet, üşengeçliğime yine kurban oldum tekrardan. Motoru çalıştıracağım, vincin sigortasını açacağım falan derken zinciri boşlamak için gittim. Çapayı çıkardım yerinden. Biraz daha yeri açıldı. Zincir çıkartabildim. Şimdi onu sökmeye devam. Bazısı bunların gözüküyor mu bilmiyorum ama bazısı bunların yerinde duruyor. Hiç çıkmıyor. Bazısı da böyle çıkartabiliyorsunuz. Yani bazı serilerde çıkıyor. Bu şu cipsiyi tutan kilit diyeyim. Şimdi cipsiyi çıkartıyorum. Cipsi direkt çıkmadı. Muhtemelen sıkışma var. Şimdi bunun bu tap clutch konunu çıkartmaya çalışacağım. Yapabilirsem. Deniz tuzundan dolayı buralar hep sertleşmiş. Evet. Şimdi birazcık yüklene yüklene şu cipsi bölümünü çıkartmaya çalışacağım. Evet. Cipsi de geldi. Buraları bu halde. Deniz suyundan inanılmaz kirlenmiş. Tam zamanı artık gelmiş geçiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi alt kısım burası. İzlediğim videolardan da şu bölüm de çıkıyor. Burasını komple tertemiz edeceğim. Zaten görüyorsunuz felaket biçimde pislik birikmiş. Tabii ki yardımcımız burada. Her zamanki gibi WD-40. WD-40'da ve kutsal diş fırçam. Ki bunu deniz altında benim sürati ölçen sensörü temizlerken de kullanıyorum. Bu sensörler de su değirmeni gibi dönen bir şey denizin içinde. Size sürati döndükten sonra söylüyor ve etrafı devamlı kekomoz yosun oluyor. Ne zaman karaya çıkarsa insanlar okuduğum kadarıyla sirkeli suya yatırıyorlarmış. Üzerindeki kekomozlar gitsin diye ben bu fırçayla onun üstündekileri de temizliyorum hep. Ve düzeliyor, çalışmaya başlıyor. Ama tabii ki kısa süreli bir çözüm. Yani onun için böyle zehirli boya gibi bir şey olması lazım. Ya da o mekanizmanın değişmesi lazım. Şimdi bunu güzelce temizleyelim. İnanılmaz kalınlıkta ve sertlikte burada deniz suyundan dolayı pislik oluşmuş. İzlediğim hiçbir videoda bu kadar fazla pislik yoktu. Ya sanırım kamera güneşi görünce hemen vizörün önü su geçirmez olduğundan böyle bir su geçirmez kapak var. O buğu yapmış. Onu temizleyiverdim. Onu fark ettim şimdi. Bulanıkmış görüntü. Kusura bakmayın. Neredeyse zımpara isteyecek kadar kir var. Bu kadar. Bayağı sürede herhalde hiçbir temizlik yapılmadı buna. İçeriden bir peçete getireyim. Malzeme listesine peçete de eklendi. Bu kadar bakımsızsa vinçlere de muhtemelen bakım yapılmamıştır diye düşünüyorum. Vinçler için de bir bakım videosu olacak. Hazırlayacağım. Onlar için iki tane özel yağı var. Bir tanesi kendi gres yağı gibi bir şey. Bir tanesi de kendi makine yağı gibi bir şey. Arkadaşlar makine yağı gibi olan şey 100-150 lira civarında bir paraydı. Çok saçma buldum. Ondan makine yağı kullanacağım onun için. Bu arada çıkan pisliği görüyorsunuz. Altı aydınlandı yani. WD-40 bu arada güzel bir temizleyici ama yağlayıcı değil. Yağlamak istiyorsanız sıvı gres var. Sprey şeklinde. Onunla yağlama da yapabilirsiniz. O da çok güzel bir ürün.
Gittikçe yüzü gözü açılmaya başladı. Evet. Şu şaftın üzerindeki gres yağını da alacağım. Zaten elime bulaşıp duruyor. Şuradaki hem pisliği de alalım. Hem de yağ alalım. Sağ olsunlar, çok destek çıktılar. Yelkenciler Dünyası Facebook grubunda. Oradan da tanıştığım birçok kişi işte bu sorunla ilgili. İşte tanıdığım usta var falan. Ya tabii ki ustaları şimdi hani küçük görmek anlamında söylemiyorum ama yani yapılacak işlem gayet basit bir işlem. Gördüğünüz gibi temizliyorum. Sonrasında da yağlayacağım yani. Bununla ilgili kimseye tutup da ne saçmalıksa zaten euro bazında herhangi bir teknisyenini çağırsanız bile, kamera uçtu. Euro bazında herhangi bir teknisyeni çağırsanız bile anlamıyorum. Sanki bir tek tekne dünyasında biz ithalat yapıyoruz. Bütün aldığımız arabalar dahil her şey zaten yurt dışından geliyor ama onlarla ilgili her şey nedense Türk lirası. Tekneye gelince euro bazında oluyor her şey. Anlaşılır gibi değil. Her neyse. Velhasıl yani şunu yapabilirsiniz. Onlara da tanıştığım insanlara da söyledim. Yani benim zaten bu tekneyi almaktaki en büyük ilham kaynağı mı diyeyim? Destekçim mi diyeyim? Tabu işlerin kendisi yani. Bakımını yapmak. Çünkü eğleniyorum. Bir şeyleri kendinizin yaptığını görmek çok güzel bir şey. İkiye etkisi. Yani şunu yapabiliyorum. Yapılmayacak bir şey yok. Zaten internet ortamı derya deniz bilgi. Açıp izliyorsunuz. Manueli de okuyorsunuz. Yapabiliyorsunuz yani. Herkesin yapabileceğine ben inanıyorum. Tabii ki de belki röle ile ilgili bir şey olsaydı ırgatta. Onun için usta çağırırdım. Hiç anlamadığım bir şey. Ama belki izlesem de onu da yapabilirim. Yani sonuçta elektrik donanımı. Az buçuk elektrik bilgimiz var. Çok konuşma, çok konuşma. Çalış. Şimdi bir tane deniz dostu böyle yağ kiri çözebildiğini iddia eden bir tekne yıkama şampuanı almıştım. Yağ kir falan bu konularda uzmanım diyordu. Bir de bakalım onunla deneyelim. Bu çıkmayanları çıkacak mı çıkmayacak mı merak ediyorum. Onu getirmeye gidiyorum. Donanımımız biraz daha arttı. Bir tane Rust Remover yani asidik temizleyici var. Bununla çok güzel pas çıkıyor. Ya zaten pas temizleyici. Bahsettiğim arkadaş da buymuş. Bununla bakalım bir deneyeceğim. Bir de sonra bununla deneyeceğim. Hem de ürün inceleme videosu yapalım. Bu aralar iyicene vlogger'a döndüm. Ben bu videoyu kaçmış 5 Ocak günü çekiyorum. Siz herhalde bir ay sonra izlersiniz. Çünkü videoları belli bir sekansta yayınlamayı tercih ediyorum. Herhangi bir mantık hatası olmasın arasında diye. Bir tane LED spot uzaktan kumandalı aydınlatma almıştım. Onu da tekneye monte ettim. 3M bantlarla monte oluyor. Instagram'da yayınladım. Bayağı bir beğenildi. Böyle yayınladım falan. Sonra kendi kendime güldüm. Sanki böyle blogger gibi. Arkadaşlar çok soruldu diye. Ama hakikaten bayağı bir ilgi gördü. Ben onu Johannesburg'dan aldım. Afrika'dan. Burada da aşağı yukarı aynı fiyatta varmış. Bunu şimdi böyle döktükten sonra bir müddet bekleyin diyor. Etkileşime girecekmiş. Daha aşağı doğru kaydı bu. Yukarıdan boşalttım. Çok da etkileşime girebileceğini sanmıyorum bu şekilde. Şimdi bunu şöyle tekrar bu tarafa çıkartayım. Bakalım. Yani bunun çok işe yarayacağını sanmıyorum da o Rust Remover dediği kesinlikle şuradaki her şeyi alacaktır. Onun sökemediği bir şey olduğunu görmedim daha. Ama bu da ufak ufak güzel iş çıkartıyor yani. Bilmiyorum. Ya teknede üzerinde, fiber üzerinde şeyler oluşuyor. Sarı sarı böyle pas lekeleri. Nereden geliyor bilmiyorum ama onlar da çıkmıyor. Fiber temizleyiciler var. Aslında tiner. Tiner üzerinde tiner yazıyor zaten. Aseton ya da hatırlamıyorum. Onlarla bayağı uğraşınca çıkıyor. Yani bunlar için, bu lekeler için daha elverişli bir ürün biliyorsanız mutlaka
kullanmak, denemek isterim sayın kaptanlarım. Kaldı mı bu ürün? Aslında kalmadı. Ha, bir miktar çıkardı da yani çıkardı 10 üzerinden 3 falan. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Evet, bir sonraki ürünümüz Straw Simulator. Bunun da bilmiyorum içeriğinden kaynaklanan bir şey mi ne, fısfısı bazen çalışmıyor. Mesela şimdi çalışmıyor yani. O yüzden ne yapıyoruz? Muhtemelen içerisindeki şey bunu belirtti fısfıs bölümüne. Şöyle manuel yöntemlerle döküyorum. Oh, hemen söktü. Hiç beklemedi. Felaket bir şey ya. Dokunuyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Hemen bir beyazlama oluyor getirdiğim zaman. Felaket ve etkileşim içerisinde şu anda. Bunun her tarafındaki bu asit çözeltiyi temizlemem lazım. Yoksa ciddi miktarda başıma problem açabilir. Bu bayağı etkili, tesirli bir şey. Sırada cipsi var. Kitapta diyor, tap konu da diyor. Temizle, sonra şurayı gres yap. Gözüküyor mu? Tap kon, yani bunun üzerine gelen parça. Çok yağlı, şimdi ellemeyeyim. Temizle, daha sonrasında yağla diyor. Ve altında da olması gerekiyor. Bunda farklıymış, bunda yok. Bunu şimdi korozyonunu alacağım. İlk önce şu gresi almakla başlayalım. WD-40 çok güzel bir gres sökücüymüş. Bakalım gerçekten sökücü mü? Yani viskozitesini değiştirdi, inceltti. Gayet güzel sökülüyor. Ondan dedim, WD-40 yağlayıcı değil. Onun yerine yağlama ürünleri kullanın diye. Hakikaten değil yani. Söküyor gördüğünüz gibi. Evet, üstündeki bütün yağı aldım. Şimdi şu içindekini şöyle bir yöntemle almaya çalışacağım. Üstüne yine şu rust removal'dan birazcık dökmek istiyorum ben yine. Buradakileri en etkili alacak şey o çünkü. Ya yine bu olmuş. Hatta üstünde gres olmuş lensin. Çıkarttım o parçada. Şöyle bir parça çıkarttım. Öyle devam edeyim şekline. Yoksa boğulu boğulu izleyeceksiniz. Bugün de harika bir güneşli gün. Ama yani Aralık, Ocak böyle geçti. Bu gidişte susuz kalacağız. Bir tane web sitesi var. Gidip bakmanızı tavsiye ederim. yarınınsuyu.com diye. Buradan da sosyal mesajımızı verelim. Arka bölüme geldik. Burayı temizleyeceğim. Yine bir öncesinden WD-40'la şöyle bir incesini alalım. Burası alt yüzeydeki bu en kirli olan yere dokunan bölüm. Burada oradakilerin izleri kalmış. Tabii ki de Rust Removal karşısında herhangi bir mücadele şansı yok. Az miktarda boşaltsam şurada durur. Hemen gördüğünüz gibi işlemini başladı. Kameraya sürekli vuruyorum. Aslında burada bir tane kon var. Yani o şu taraftaki parçanın aynısından bir tane varmış orada. Ve iyi durumda değil. Onu oradan çıkartıp temizlemem lazım. Evet sevgili dostlar, çıkarttım. Dediğim gibi deliler gibi yapışmış. Nasıl çıkarttım? Alternatif tıp. Bir adet çekiç, bir adet tornavida. Bunun tam içine geçirmiştim biliyorsunuz. Vuruyordum, çıkmıyordu. Şurada iki tane dili var. Şu şaftın şuralarına tutunan. Bu dilin üstünden 4-5 kere çekişte vurduktan sonra kendini topladı. Saldı. Benim kavalatamın muhtemel problemi bu olabilir. Ya da bu olabilir. Buradaki lock dediğinden şey. Şimdi göreceğiz. Bu dönmüyorsa zaten salmaz yani zinciri de. Manuel olarak. Bakalım. Temizleyelim. Ondan sonra en son toplayalım, çalıştıralım. Neler göreceğiz.
Bu pirinç bir malzeme herhalde. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Çıkartabildiğim bu kadar pas sökücülerle. Şimdi elimde en zedeleyici 600'lük bir tane zımpara buldum. Güneşten gözüküyor mu bilmiyorum. Bununla yavaş yavaş zımpara yapıyorum. Şu üstündekiler de çıksın diye. Yani çelik olabilir. Bilmiyorum malzeme ne ama bununla bu farklı. İki metal birbirine değdiği zaman kaynaklama yapabiliyor. Deniz suyu da var aralarında. Nasıl galvanik korozyon oluyorsa aynı şekilde de bunda da var. Çünkü buradan deniz suyu geldiği zaman bunları birbirine kaynatıyor. Elektron alışverişi oluyor yani birbirleri arasında. WD-40 diş fırçası. Bu hemen dramın altında kalan parça. O yukarıdaki halat çekebiliyorsunuz dediğim tarafta kalan, şuraya oturan parça. Evet, şimdi şöyle güzelce ne bir WD-40. Evet. Daha sonrasında preslenecek arkadaşlar. Yağlamadan önce tabi WD-40'da bırakmıyorum. Neden? Bütün pres yağını söker atar. Güzelce ne bir bu sefer bezle sileceğim. Bez getireyim. Malzeme listesine bir tane daha eklendi. Pres zamanı. Şöyle alıyoruz. Şaftın üzerine güzelce ne? Yedire yedire. Her yerine gelecek şekilde her yerine yedirdim. Şimdi ilk baş alttaki parçayı alayım. Şu. Kres yağı aynı zamanda korozyondan koruyoruz. Yağlarsanız o zaman korozyonu önlemiş olursunuz. Evet. Yine vurduk. Evet. Bunu gönderdik. Şimdi bunun üstüne bu gelecek. Bunun arka tarafı şöyle pislikten görebileceğiniz göre arka yüz burası. Hemen bunun içine de süreyim. Deliği kaldırdım, bıraktım. Yağ gibi oldu, süper. Şimdi buna geldi. Bunlar da şurası kare şekilli şafttan dolayı. Bunu da böyle koyduk. Kılaç kilidine. Evet. Bunun şuradan sökülmüş yerleri var. Çok önemli değil. Buna bakımlık bir şey yapılabilir mi? Gerek yok. Bunu direkt takıyorum. Şimdi zinciri yerine takıyoruz. Evet. Hala rahat rahat dönüyor. Tabelata problemini çözmüş olabilirim. Bununla ilgili, yani dramla ilgili. Şöyle yapayım. Dramla ilgili yapılacak bir şey var mı diye bakıyorum. İçini temizlemesi gibi. Yani çok bir şey yok. Şu üst kısımda bir şeyler gördüm sadece. Bunu da bir WD-40 yardımı ile aşabileceğimizi düşünüyorum. Burayı da temizledik. Orası da temiz. Parçayı gönderiyoruz. Evet. Aynı şekilde bunun üzerine de yine WD-40 layayım. Üstüne de bir de yağlayayım. Evet, gördüğünüz gibi bir miktar daha gres aldık. Bunu da
Oturtuyoruz. Evet. Bakımı hallettik. Şimdi sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Evet, motoru gittim çalıştırdım. Motor çalışmadan ırgat çalışmıyor. Bakalım. Sigortasını açmadım. Onu açıp geleyim. Motoru çalıştırdım. Irgat'ın sigortasını açtım. Motor çalışmadan ırgat çalışmıyor. 100 amper çekiyor. Bakıyorum. Kavalitayı göstereyim. Hazır açmışken bakımını yaptım biliyorsunuz. Kavalita da akıyor. Burayı bilerek sıkı bırakmıyorum. Eğer kullanmayacaksanız uzun süre bunu böyle gevşetirseniz alttaki clutch denilen şeye, bu cipsi denilen zincirin dolandığı mekanizma yapışmıyor. Hani çok fazla birbirine geçmişti ya. Şimdi artık o olmayacak. Yani olmayacak dediğim yine olur ama çok düşük ihtimal. Şurayı şöyle birazcık gevşek bırakıyorum. Evet, ırgatı tamir ettik. Kavaleta'da hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor artık. Yağ gibi akıyor. 1,5 aydır demir atmamamın sonucunda da aslında ırgatın elektriksel bir problemi olduğu ortaya çıktı. Keşke bu zinciri çıkartırken boşlama aşamasında motoru çalıştırıp da boşlasaydım ki boşlayamayacaktım. Ondan sonra ben acaba döktüğüm kimyasallardan ötürü mü bir şey oldu diye düşündüm. Fakat rölede, daha doğrusu bu motorun çalışıp çalışmadığının sinyalini gönderen devrede bir sıkıntı olmuş. Onu da hallettim ama zaten bu video bayağı uzun oldu. Şimdi onu da koyarsam çok fazla uzayacağı için onu ikinci bölüm olarak çekeceğim. Resmen bu ırgat benimle alay ediyor yani bir bakımdan. Fırtına da yaşattıkları, sonra burada bu olan. Ama hakkından geldim artık. Irgat hem elektrikli hem kavalatadan boşlayarak çalışıyor. O da güzel bir video oldu. Onda da bayağı bir elektriksel işlerden bahsettim. Umarım ırgatın bakım videosunu beğenmişsinizdir. Bir yerlerde kullanırsınız. Irgat bakımını yapacağınız zaman. Basit bir iş. Söküyorsunuz, temizliyorsunuz, yağlıyorsunuz, topluyorsunuz. Bunun piyasada ederi de herhalde 400-500 lira gibi bir ücretmiş. Yani kendiniz yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.